Rene'den hepinize merhaba dostlar. Bugün 1000 ve 2000 TL arası alınabilecek telefonlara bakacağız. Fakat burada bir mesele var. Maalesef ki 1000-1500 TL civarlarında telefon bulamıyorsunuz. Evet bahçe böyle olacak ama 1000 1500'e yakın telefonlar maalesef ki şu an piyasada yok. Dolar kuru, vergiler olsun ve ucuz telefonlara gelen artı vergiler olsun. Maalesef ki piyasada telefon bırakmadı. Hani 1000-1500 lira gidip anca S3 mini ya da Note 3 gibi telefonları alabiliyorsunuz. Her neyse küçük bir intro geliyor. Ondan sonra videoya geçiyoruz. Dostlar ilk önce size şundan bahsetmek istiyorum. Daha demin de dediğim gibi hani 1100 TL'ye tam fiyat performans telefonları alabiliyordunuz. 1100 liraya Xiaomi'nin Redmi Note 6 Pro modelini almıştım. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Ta 1-2 sene önce Mi 9T Pro'dan önce Note 6 Pro almıştım ve 1100 TL almıştım bu telefonu. Şimdi 2200 TL civarlarında o telefon. Her neyse. Şimdi bu videoda 3 tane konumuz olacak. Bu 3 tane konumuz 2000 TL civarlarında olacak maalesef ki. Çünkü dediğim gibi 1000 TL civarlarında bulamıyorsunuz. Yani bulabilirsiniz ama çok dandik telefonlar var. Hani ben şu an size 2000 liraya alınabilecek parasını hak eden en iyi telefonları göstereceğim. İlk telefonumuzdan başlayalım. Realme'nin 5 g telefonu. En öncelikle fiyatından bahsedeyim. 1900-2000 TL arasında değişiyor bu telefonun fiyatı. Bunun yanında ekranı damla çantikle gelirken parmak izi sensörü de arka tarafta bulunuyor. Bunun sayesinde ekran kilidinizi açabiliyorsunuz. Ekranına baktığımız zaman burada 6.5 inçlik IPS LCD bir ekranla geliyor. Bu ekranınız maalesef 2080p çözünürlüğe sahip değil. Burada 720p bir ekran kullanılmış. Zaten giriş seviyesiyle orta segment arası bir telefon. Bence ekran için Normal. Bunun artısı olarak bataryada daha uzun kullanım bize vaat edecek. Bir artısı da bu aslında baktığınız zaman. Bunun yanında ekran yenileme hızımız 60 Hz iken ekran gövde ise %80'lik bir ekran gövde ile geliyor. Batarya kısmına geldiğimiz zaman burada bizi çok güzel bir batarya karşılığı tam 5000 mAh'lik bir batarya bulunuyor. Ekranın 700 p olması sayesinde bataryanın da 5000 mAh olması sayesinde 20 saate kadar video oynatma süresi size sunabilir bu telefon. Oyun olarak da bir günü çıkartacaktır ama oyun olarak birazdan değineceğim zaten. Yonga sitene geldiğimiz zaman orada da tekrar değinmiş olacağız. Bunun yanında hızlı şarj desteği maalesef ki yok. 5 Watt'a 2 amper olarak bizi karşılıyor. Gelelim kamera kısmına. Kamera kısmında 12 megapiksel değerinde ve 1.8 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera sensörüyle geliyor. Bu ana kamera sensörümüzden maalesef ki OIS yok çünkü giriş seviyesi bir telefon. 2000 TL'lik bir telefondan OIS'i hiç beklemeyin. Ama bunun aksine ACE desteği bulunuyor. Bunun sayesinde 30 karede çektiğiniz videolarda sarsıntıyı önlüyor. İkinci kameramız 8 megapiksel ve 2.25 diyafram açıklığıyla gelirken geniş açı kamerası olarak geliyor bu kamera. Üçüncü ve dördüncü kameramız ise 2 şer megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığı ile geliyor. Bunlar makro çekim kamerası ve portre modunda kullanan bokeh kamerası. Ve ön kameramız ise 8 megapiksel derinde ve f2.0 diyafram açıklığıyla geliyor. Bunun yanında video performansı olarak ön kameradan 1080p 30 fps, arka kameradan ise 4K'da ve 1080p yine 30 fps, slow motion olarak ise 120 fps'e kadar slow motion alabiliyorsunuz. Yonga kısmına baktığımız zaman Snapdragon 665 işlemcisi kullanılmış. Bu da ne iyi bir işlemci ne de kötü bir işlemci. Yani ortada kalmış bir işlemci. Yani size şu şekilde açıklayayım. Antutu V8 puanı 173 binlik güzel bir Antutu V8 puanı ile geliyor. Call of Duty gibi oyunlarda orta 30 fps ver verecektir. PUBG gibi oyunlarda ise düşük ayarlarda 30 FPS yine size verecektir. Burada oyunlar konusunda orta ve düşük ayarlarda 30 FPS desteğini size kesinlikle verecektir yüksek oyunlar için. Ama orta oyunları kesinlikle rahat rahat oynatabilir. Bunun yanında 3 ve 4 GB RAM'e sahip modeli bulunurken 32 ile 64 GB'lık depolama alanına sahip modelleri bulunuyor. Telefon bu şekilde yani alınabilecek bir telefon batarya kısmında tamamen çok güzel. Ön kamerası da diyafram açıklı olarak çekiyor. Ekran kısmında sınıfta kalıyor fakat 720p olması aslında biraz pikselleri saydırabilir ama bunu da göz ardı lazım. Çünkü giriş seviyesi bir telefon. Onun dışında kesinlikle giriş seviyesi bir telefon için alınabilecek bir telefon. Gelelim diğer bir telefonumuza. Türk markası olan Casper'ın telefonu? Casper veya P3. Bu telefonumuzun fiyatı 1800 TL civarlarında değişiyor. 1800 TL'nin biraz da üstü olabilir. Burada ekranımız kalın bir çantik de geliyor. Hani çantiyon üstü bayağı kalın. Üst çene kısmı döşemişler gibi geldi ama yapacak bir şey yok yani. Performans olarak alınabilecek en iyi telefonlara bakıyoruz. Tasarıma fazla bakmıyoruz. 5.86 ve IPS LCD bir ekranla geliyor bu ekranımız. Bunun yanında 60 şarjlık bir ekran yenileme hızı bulunurken piksel yoğunluğumuz ise 288 ppi'lik bir piksel yoğunluğu ile birlikte geliyor. Ekranımız yine 5.7 olduğu gibi bununla da maksimum 720p'yi destekliyor. Bu telefon fiyat performans telefonun sınıfına girebilecekken bir yerden kaybediyor. 3000 miliamperlik bir bataryası bulunuyor. Bu da baktığınız zaman hani şu an günümüz için altta kalıyor. Yani minimum şu an 4000 olması lazım ki bir şeyler yapabilirsiniz ama 3000 miliamper batarya var fakat 720p ekran olduğu için bunlar birbirlerini dengeleyecektir diye düşünüyorum ama ileride bataryası hızlı bittiği zaman batarya sorunları da yaşayabilirsiniz bu telefonu Çünkü tak çıkar bir bataryası yok. Bunun yanında hızlı şarj desteği maalesef ki yine bunda da yok. 5 Watt'a 2 amper olarak telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. Ana kameramız 13 megapiksel değerinde ve f2.0 diyafram açıklığıyla gelirken ikinci kameramız ise 5 megapiksel değerinde ve f2.4 diyafram açıklığıyla geliyor. Bu kameramız ise arka tarafı bulanıklaştırmak için kullanılan bokeh kamerası olarak geliyor. Ön kameraya baktığımız zaman 8 megapiksel değerinde ve f2.2 diyafram açıklığıyla geliyor. Bunun yanında video kısmına değindiğimiz zaman 720p'de maalesef ki 30 FPS videolar kaydedebiliyor ön kameradan. Arka kameraya geldiğimiz zaman 1080p'de 30 FPS videolar alabiliyorsunuz. Fakat bu telefonun da güzel bir özellik var. OIS yok ana kamerada fakat AIS desteği bulunuyor. Bunun sayesinde yine 1080p'de 30 FPS tek seçenek var zaten. Bunun sayesinde 30 FPS videolar alırken görüntülerde titreşim azaltarak daha stabil videolar çıkarmasına olanak sağlıyor. Gelelim Yonga kısmına. Bu telefonu bu listeye eklememin sebebi. Burada Mediatek'in bir işlemcisi kullanılmış. Mediatek Helio P60. P60'ın Antutu V8 puanına direkt baktığımız zaman 63 binlik bir Antutu V8 puanı ile geliyor. Bu da daha demki 5 de olduğu gibi aynı performansa yakın bir performans sergileyecektir. Yine, yine Call of Duty gibi oyunlarda orta ayarlarda 30 FPS iken PUBG gibi oyunlarda düşük ayarlarda 30 FPS desteğini size verecektir. Ama telefonu zorlayıp hani çözünürlüğü oyunlarda düşürüp mesela PUBG'de GFX Tool programlarıyla düşürüp hani 60 FPS desteğini de patates modları diye bir şey var. Hani çok kötü grafikler oluyor ama akıcı bir oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Bu şekilde telefonu kullanabilirsiniz. Ayrıca son eklemek istediğim bu telefonda parmak izi sensörü de bulunuyor. Bunun sayesinde ekran kilidi parmak iziyle açabiliyorsunuz. Gelelim Xiaomi fiyat performans konusuna geçen diğer bir telefonumuza. Yine Realme telefonumuz. Yani marka olarak aslında baktığınız zaman Xiaomi takip ediyor Realme. Xiaomi biraz cıvıttı, fiyatlarda biraz uçurma yapıyor. Fakat Realme bize niyese böyle bir sıcak gelmeye başlıyor ama o da inşallah ileride kendini kaybetmez yükseldikten sonra. Her neyse bu telefonumuz Realme'nin C3 modeli. Bu telefonu yine 2000 TL civarlarında bulabiliyorsunuz. Telefonumuzun ekranında damla küçük bir çantik bulunuyor. Orada da kamera bulunuyor. 6.5 inçlik ve IPS LCD bir ekrana gelirken ekranımızda 720p çözünürlük bulunuyor. Bunun yanında 5 de olduğu gibi yine 270 ppi'lik bir piksel yon ile karşımıza geliyor. Burada herhalde aynı panelleri kullanmışlar. Çünkü ikisi de neredeyse birebir aynı özelliklere sahip. Ve bunun yanında 5i'de de C3'te de Gornic Gorilla Glass 3 camı kullanılmış. Ama maalesef ki P3'te hangi cam kullanılmış bunu bulamadım. Şimdi gelelim batarya kısmına. Batarya kısmında C3 5000 mAh'lik bir batarya ile geliyor. Bu da yine güzel bir batarya değeri. 5i ile aynı batarya değerine sahipken 5i 19 saat video oynatma süresi sunuyor bize. C3 20.8 saatlik bir batarya oynatma süresi sunuyor. Bu da büyük ihtimalle işlemciden dolayı diye düşünüyorum. Çünkü işlemci farkı da oluyor. Paneller zaten aynı ama işlemci farkının olduğunu kesinlikle düşünüyorum. Bunun yanında USB çıkışları olarak P3'de USB type c bulunurken maalesef ki diğer ikisinde yani Realme'nin iki telefonunda da micro USB ile geliyor. Onu o kadar önemsemeye gerek yok ama en azından bir USB Type-C koysalardı daha iyi olabilirdi. Ana kameramıza geldiğimiz zaman 12 megapiksel diğerinde F1.8 diyafram açıklığıyla geliyor. Bunun yanında maalesef ki OIS desteği yok. ACE desteği de yok. Görüntüleri titrete titrete çekeceksiniz. İkinci kameramız 2 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığı ile geliyor. Bu da makro çekim kamerası olarak gelirken. Üçüncü arka kameramız ise yine 2 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığı ile gelen bokeh kamerası. Maalesef ki burada geniş açı kamerası bulunmuyor. Gelelim ön kameraya. 5 megapiksel derinde ve f2.4 diyafram açıklığı ile gelen. 5 element lens var fakat yine ön kamera sizi bu fiyat aralığında tatmin edecektir ama yine o kadar da iyi bir kamera değil maalesef ki. Bunu da baştan söyleyeyim. Sonradan laf işitmeyeyim. Ön kameradan 1080p 30fps zular kaydedebilirken arka kameradan da 1080p'de 30 fps videolar kaydedebiliyorsunuz. Bunun yanında parmak izi okuyucu arka tarafta yine bulunuyor. Arka taraftan parmak izi okuyucunuzla parmak iziyle birlikte ekran kilidinizi açabilirsiniz. Gelelim Yonga kısmına. Burada yine Mediatek bir işlemci kullanılmış. Bu işlemcimiz Mediatek Helio P70 işlemcisi. Performansını size şu şekilde açıklayayım. Antutu V8 puanı 190.000 ile 200.000 arası değişiyor. Kesinlikle sizi idare edecektir. Yani PUBG'de orta yerlerde 30 FPS'i belki verebilir size. Yaklaşabilirsiniz. Call of Duty'de yine orta yerlerde 45'leri de görebilirsiniz. Oyun olarak ve giriş seviyesi telefon olarak kesin. Kesinlikle bu telefon sizi idare edecektir. Allah'ım döneme bak ya. 2000 TL giriş seviyesi telefon diyoruz. Neyse ya. 3 ve 4 GB RAM'e sahip modeli bulunurken 32 ve 64 GB depolamalığına sahip modelleri bulunuyor. Dostlar video buraya kadardı. Yani 2000 TL giriş seviyesi telefon bakıyoruz. Biraz üzüyor. Yani şuralardan bir... Şuradan da bir çıt alıyor Ama yapacak bir şey yok dönem bu Belki şu an zorlu bir koşullardayız sonradan atlatacağız Belki de hiç atlatamayacağız Belki daha beter olacak bilemiyorum Eğer videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve aşağı taraftan abone olmayı unutmayın Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere Hoşçakalın